Evet, yine Antalya'dayız. Burada besleme yaparken burada Hatice Zeybek ablamızla karşılaştık. Allah razı olsun. Bir baktım yukarıdan aşağı geliyor. Elinde kovalarla bütün canlar etrafına toplandı. Evet. Hatice abla, seni tanıyalım bir. Ben Evtele sitesinde oturuyorum. Ev hanımıyım. Elimizden geldiğince babam Devlet Demir Yolları'ndan emekli. Evet. Öldü. Annem maaşını alıyor. Ben anneme bakıyorum. Annem de parayı, ekmek alıyoruz. Ondan sonra kedilerimize çorbalık derler. Evet. Onu alıyorum. Kaynatıyorum. Etlerini kedilere, kemiklerini köpeklere veriyorum. Ama hiçbir yardım, hiçbir şey görmüyorum. Şuraya su odakları yaptıralım diye Hakan Bey'le görüştüm. İlgilensinler dediler. Daha ilgilenecekler 2 sene oldu. Büyükşehir'e çağırıyorum. Hayvan diyorum, hasta yerde yatıyor. Gelin diyorum. Kanaması var mı? Ondan sonra bir yerisinde perik var mı? Ya kardeşim, bunun içi kanıyorsa ne yapacağız? Ben bunları anlasam zaten sizi çağırırım. İlme yaparım. Alırım giderim eczaneden, bir şeyler yaparım yani. Özel veteriner çağırdım geçen, hayvan motor çarptı. Evet. Bana 16 bin lira masraf çıkar. Ben nereden vereyim yani, canım ağzım. Başka bir şey yok yani. Motor çarptı gitti, masraf sıkar. Çarptı gitti. Siz ben de belediye gelmeyince şuradaki veterineri çağırdım. Abla dedi 16 bin lira dedi para. Belki de felç kalma durumu var. Ondan sonra belki de bir Ankara'ya gitmeliyim. İnanmazsanız yani Barış Bey'i çağırabilirim. O söyledi. Allah'ım, ben dedim onu mümkün değil. Hanım, eşim ne? O fazla bilgilenmez. Yani nasıl gerçek? Bir yandan olduğunu nasıl gerçek? Bunun yani bu kadar hayır. Bu sıkıntı ciddi bir sıkıntı. Evet. Yani başkalarının şeylerin, yüklerin gönüllerin altında kalması başka bir sıkıntı. Kısırlaştırma yok. Yavrular doğuyor, ya toprak altında kalıyor yarısı, ya mağara gibi yerler var, oraya giriyor. İnan gece İsmail'e çağırdım, oradan köpek çıkarttım. 5 tane yavru vardı, büyüttüm. 3 günde, gençlik hastalığı herhalde, 3 günde hepsi böyle. Kedileriniz de var herhalde sizin orada. Kedi dolu. Dolu yani, evet. 27 tane dişi kedi var. Çıkmaz sokaktayız. Şimdi ben de siyasi olarak bir şey konuşmuyoruz da. Ben valla yani olanı söylüyorum. Yok yok, şöyle söyleyeyim. Zaten bu işin siyasetle bir alakası yok. Oradaki insanın merhameti varsa bunu yapıyor. Allah merhamet onları ihsan eylesin diye söylüyorum. Amin. Bu belediyelerin, yani yetkililerin şeyi. Ama ben çok mutlu oldum anlasın. Ama dedim. 24 senedir ben buradayım, böyleyim. Kendim tamam, ama başka bir konu ne var? 24 senedir burası böyle değildi herhalde. Değildi tabii, ne güzeldi. Hayvanlar sığınabiliyordu. Evet. Mağara gibi yerler vardı. Çok güzeldi. Şimdi diyorum ki nefret ediyorum. İnsanlardan nefret ediyorum. Evet. Al yani. Al şu hale bir bak yani. Yani şehirlerin doğa gelmesiyle. Batmadoğan neyin oluyor? Git. Batmadoğan. Kardeşim. Kız kardeşim. Seninle ben kedi için konuşmak. O da Baraj Mahallesi'nde, o da oraları turluyor. Hepimiz tamam. Böyleyiz yani. Arkadaşlar, başka eklemek istediğiniz şey var mı? Allah razı olsun. Tamam. Yok, hiçbir şeyim yok. Ama bana bir ekmek yardımı. Hı-hı. Benim başka bir sıkıntım yok. Kurumamı alıyor. Bu da 480 lira mı olmuş, 70 lira mı olmuş? Beyefendiler, hanımefendiler de Mito'dan başka bir şey yemiyor. Başka ucuz alayım dedim, biliyor musun? Ucuz dediğimde 300 falan. Evet. Onu verdim. Bakıp gidiyorlar. Bakıp gidiyor. Kediler mi? Kediler ya. Yazamıştırdık onları Mito'ya. Bir de benim kedilerim kısırlaşmadı. 20 liraya şey alıyor. Bayanların kullandığı hapı alıyor. Haftada yarım kedilere veriyorum, bebek yaptırıyorum. Sağlıklı mı? Kedileri yakalayabiliyor musun? Yakalarım. Yakalayabiliyorum. Sitede böyleyim zaten her insanlarla. Şöyle yapalım. Biz okul şeyini. Çok teşekkür ediyorum ben. Ben de teşekkür ederim. Yaptık çok sağ olun için. Beni dinlediğiniz yok, için. Yok yok, ne demek, ne demek. Çok sağ olun. Görüşmek ümidiyle. İnşallah. Takipte kalalım. İnşallah.